Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda abdestin mekruhları nelerdir? Bu hususu arz etmek istiyorum. Mekruh, kanun koyucunun bağlayıcı bir şekilde yapılmamasını istediği fiillerdir. Yapılmaması istenilen fiiller haram derecesinde değildir. Bu fiillerden kaçınmak, haramdan kaçınmak gibi kesin olmamakla birlikte ona yakındır. Abdestin mekruhları şunlardır. Birincisi, suyu israf etmek. İbadet gayesiyle de olsa suyun gereksiz kullanımı mekruhtur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ashabından Sa'd bin Ebi Vakkas'ın abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona bu ne israf demiş, Sa'd ise abdestte de israf olur mu diye sormuştu. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam, evet akan bir nehir kenarında olsam bile abdest israf olur buyurarak bu konudaki hassasiyetini dile getirmiştir. 2. Abdest uzuvlarının yıkanmasına soldan başlamak. Bütün işlere sağdan başlamak Peygamber Efendimizin sünnetine muvafık olan harekettir. Soldan başlamayı adet edilmek sünnete aykırıdır. 3. Abdest almak için başkasından yardım istemek. Abdest alan kişi yapabildiği takdirde bütün farzları ve sünnetleri kendisi yapmaya çalışmalıdır. Ancak hasta, yaşlı ve bunun gibi gücü yetmeyen kişinin yardım istemesinde bir sakınca yoktur. 4. Abdestin sünnetlerinden birisini terk etmek. 5. Abdest alırken konuşmak. Abdest alınırken Allah'ı anmakla ve organlar yıkanırken her bir organ ile işlenen günahların bağışlanması için dua etmekle meşgul olmaya engel olacağı için konuşmak mekruhtur. 6. Oruçluyken ağza ve buruna su alırken aşırıya kaçmak. Oruçlunun hafiften ağız ve buruna suyu alması yeterlidir. Aşırıya kaçacak şekilde ağza ve buruna su almak oruca zarar verebileceği için mekruhtur. 7. Yıkanması gereken uzuvları 3 defadan fazla yıkamak, ihtiyaçtan fazla yıkamak israf olduğu gibi vesveseye de neden olabilir. 8. Abdest alırken suyu yüze çarpmak. Bu durum abdestin adabına ve suyun saygınlığına aykırıdır. 9. Boynu meshetmek, Hanefilere göre ise boynu meshetmek müstehaptır. Rabbim abdesti adabına göre alarak ibadetlerimizde hassasiyet olan, ihlas ve samimiyetten ayrılmayan, Rabbimizin rızasını elde etme adına gayret eden, bu hususta hassasiyetini her daim koruyan, haram ve helal sınırlarına dikkat ederek hareket eden, müminlerden olabilmemizi, yanlış işlerden ve haram işlerden uzak bulunabilmeyi, bütün sevdiklerimize, dostlarımıza, dinleyicilerimize Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.